Börket ekranlarından herkese merhaba. Kutay Korap ben. Bugün de kripto para programında birlikte olacağız. Birden fazla konu başlığı var. Bunlardan biri biraz önce içeride enflasyon raporunu takip etmiştik. Enflasyon raporu içerisinde Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu dijital para birimlerine dair Merkez Bankası'nın çalışması olduğunu söyledi ve bu konuyla ilgili yakın dönemde bir açıklama olabileceği yönünde de mesajlar verildi. Bu konuyu irdelemeye çalışacağız. Diğer taraftan dün küresel cephede en önemli başlıklardan biri ABD Merkez Bankası Fed tarafından faiz kararı açıklandı. Faiz kararı sonrasında özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel piyasalarda alımlar ön plana çıktı. Burada Fed'in kripto paralar üzerindeki etkisi ne denli sürmeye devam eder? En kötü geride kaldı mı en azından merkez bankalarının nezdinde kripto paralar için? Bu tarafı tartışmaya çalışacağız. Diğer taraftan milyarder yatırımcı Novogratz yapmış olduğu açıklamada Bitcoin tahminini 500 bin dolar olarak paylaşırken en kötünün geride kaldığını ifade etti. Bunlar ne kadar gerçekçi tahminler veya bu tahminlerin arkasında hangi gerekçeler yatıyor, bu tarafı konuşmaya çalışacağız. Metaverse'e dair gayrimenkul satışları 2026 yılına kadar 5 milyar dolara ulaşacağı şeklinde raporlar vardı. Tesla'nın Bitcoin satışı yine bilanço sezonu içerisinde takip ettiğimiz önemli gelişmeler arasındaydı. Avrupa tarafından dönüp bakarsak bankacılık otoritesi kripto düzenlemeleri konusunda endişeli olduğunu söyledi ve blockchain teknolojisi o tarafa dair de kullanım alanı gitgide genişliyor. Bu konu başlıklarının her birini kripto para programında Avalanche Foundation yöneticisi Dr. Aytunç Yıldız ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Aytunç Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi bir gün dileyelim sizlere. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Tabii burada biraz sıcak gündemden başlayıp devam etmek isterim. İlk olarak Merkez Bankası'ndan enflasyon raporunu takip ettik. Orada enflasyon raporunda dijital paralara dair yakın vadede bir müjde geleceği yönünde haber başlığı vardı. Ben burada şunu sormak isterim. Türkiye'de kripto paralara dair regülatif kurumlar nasıl hamleler yapıyor? Dijital parada bir müjde olursa bu Merkez Bankası aracılığıyla nasıl bir şey gerçekleşir? Buna karşı bizim içerideki yatırımcımızın tepkisi ne olur? Bir öncelikle bununla başlamak isterim. Tabii. Öncelikle çok önemli bir haber. Bu çok sevindirici bir haber. Ülke olarak günceli yakalıyor olmamız, öncülerden biri olmamız çok sevindirici. Şunu da belirtmek lazım. Burada bahsedilen dijital para blok zinciri tabanlı bir dijital para. Yoksa para zaten dijitalleşti. Bütün finansal işlemlerimiz artık mobil uygulamalarla yapabiliyoruz. İngiltere'nin, Singapur'un, Amerika'nın bununla ilgili bazı çalışmaları var biliyoruz. Çin hatta pilot bölgelerde kullanmaya başladı dijital parasına. Bunların jargonu, kripto para camiasındaki jargonu CBDC yani Central Bank Digital Currency. Bu dijital paranın asıl buradaki konu Merkez Bankası'nın çıkarttığı bir blok zincirli paranın merkeziyetsiz paralarla nasıl anlaşacağı. Burada da sizin sorunuza geliyor konu regülasyonlar. Yani bir tarafta direkt yani Merkez Bankası yani merkeziyetli, diğeri ise direkt merkeziyetsiz diye çok yani artı ile eksi gibi bir ayrışma mı? Ne dersiniz yani? Çok kesinlikle ironik bir şey bu. Kesinlikle öyle. Buradaki ikisinin nasıl anlaşacağını bilmiyoruz. Bunları da regülatif kurumlar belirleyecek. Onların yetkinliği belirleyecek. Sayın Elitaş'ın liderliğini yaptığı çeşitli regülatif toplantılar yapıldı. Regülasyonların nasıl ilerleyeceği toplantılar. Çeşitli adımlar atılıyor. Umarım güzel adımlar atılır. Bu tren ülkemiz adına da kaçmaz. Sonuçta demin bahsettiğim üzere burada bir blok zincir teknolojisi var. Bu teknolojiyi iyi anlamak gerekli. Belki gündem içinde yine konuşuruz. Bu teknolojinin, bu yetkinliğe sahip, bu teknolojiyi anlayan kişi sayısı oldukça az. Sadece Türkiye'de değil, dünyada az. O da birçok krize neden oluyor. Regülasyonları biz de yakından takip ediyoruz. Umarım teknolojinin önünü kesen değil, teknolojiye destek olan, önünü açan düzenlemeler gelir Türkiye'de de. Tabii burada düzenlemenin gelmesi de sektör açısından da oldukça pozitif bir gelişme olarak okumak lazım. Çünkü Türkiye'de de kripto para yatırımcı sayısına baktığımızda yani 15-16 milyonlardan bahsediliyor. 13 milyon şeklinde raporlar da görmüştüm. Bilmiyorum hani sizden daha doğru bir rakam alırız ama Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Hani neredeyse 30 yıllık süre zarfında Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı rekor olduğu dönem 2,5 milyondu. Yani çok ciddi bir tercih de var kripto paralara yönelik. Tabi burada hani regülasyon olması ve Türkiye'nin de bu konuda öncü olması sanki oldukça önemli bir konu.
Kesinlikle öyle. Peki burada şunu da konuşmak isterim. Küreselde de dün akşam ABD Merkez Bankası FED tarafından başlıkları takip ettik. FED faiz arttırmaya beklentilere paralel bir şekilde bir faiz arttırmaya gitti. Fakat akabinde hani gelecek döneme dair çok da sıkı mesajlar vermemiş olması gelecek yıla dair biraz daha hisse senedi piyasasında pozitif yansıdı. Özellikle burada Nasdaq'la Bitcoin'in korelasyonu yıl içerisinde en fazla konuştuğumuz gelişmelerden biriydi. Dönem içinde 0.80'lerin üzerine çıkan bir korelasyondan bahsediyorduk. Şimdi 0.50'ler civarında. Fed'in kararının kripto para piyasasına etkisini siz nasıl yorumladınız? Tekrardan 23 bin dolar üzerinde bir Bitcoin fiyatlaması görmüştük akabinde. Yine ikili bir durum var burada. Fed'in açıklamalarının kripto paralar üzerine etkisi çok yeni bir şey. Bence hem iyi hem kötü yanı var bunun. Çünkü Bitcoin'in çıkış amacıyla örtüşen bir durum değil bu. Bitcoin, düşünün, bankacılığa tepki olarak doğan bir varlık sınıfı. Ve Bitcoin'in ilk bloğunda bundan 13,5 yıl evvel bankaların iflastan kurtarıldığını anlatan bir manşet var, gazete manşeti var. Yani merkezi otoriteye, merkeziliğe ve bankalara tepki olarak doğmuş, anarşist diyebileceğimiz bir felsefeye sahip varlık sınıfının Fed açıklamalarıyla hareket etmesi trajik bir şey aslında. Bu bağlamda negatif diyebiliriz. Öyle ki bundan birkaç sene önce Kuzey Kore füzeleriyle fiyat hareketi gerçekleşiyordu. Yani o savaş mı çıkacak, işte bir kıtlık mı var, o zaman Bitcoin değerlenecek. Hatta şöyle çalışmalar vardı, hala da devam ediyor eminim. Eğer böyle bir post apokaliptik bir dünyada, kıyamet sonrası bir dünyada elektrik olmazsa, para transferleri biterse nasıl Bitcoin transferleri yaparız? İşte radyo frekanslarıyla yapılan çalışmalar var Bitcoin işlemlerinin devam etmesi için. Ama şu anda geldiği konuma bakarsak, dediğiniz gibi bir teknoloji hissesiyle birlikte hareket ediyor Bitcoin. Aslında bu da Bitcoin'in dijital altın atılımını, o hikayesini çok da desteklemiyor. Ama bir de biraz da polyanlacılık yapıp iyi tarafına bakacak olursak, artık insanlar tarafından kabul edilmiş bir varlık sınıfı, kalıcı bir varlık sınıfı Bitcoin. Bitcoin'in normalde Amerikan dolarının enflasyonuyla hiç bir alakası yok. Bitcoin'in enflasyonunu Fed belirlemiyor, kod belirliyor. Bunu da 4 yıllık aralıklarla daha önceden ilk günden belirlenmiş bir silsileyle yapıyor. Bitcoin'in enflasyonu 4 yılda bir yarıya düşüyor. Bir sonraki de 2024 yılında olacak. Ayı değişir şimdiden. Nisan-Mayıs ayları arasında öngörülüyor ama dediğim gibi Fed'in aslında Bitcoin'le hiçbir alakası yok. Bu da geçici bir trend olabilir. Bitcoin için yeni bir huy bu. Fed açıklamalarını takip etmesi. Tabii kurumsal yatırımcıların ilgisiyle birlikte oldu bu. Bunu da belirtmek lazım. Kurumsal yatırımcılar girdikçe, Amerika maruz kaldıkça Bitcoin ve kripto paralara, Amerikan kurallarına göre oynanması da çok yanlış gelmiyor. Ama dediğim gibi bu Bitcoin'in yeni bir huyu. Peki ben burada şunu da sormak istedim. Şimdi bir haberlere dönüp baktığımızda bizim de web sitemizde bulunan bir haber. Novogratz Bitcoin için en kötünün geride kaldığını ve tahminlerini paylaştı. 500 bin dolar Bitcoin için bir tahmin de bulundu. Şimdi burada şu soru işareti ön plana çıkıyor. Yani Bitcoin 50 bin dolarlardan veya hatta biraz daha geri geleyim, işte 30 bin, 40 bin, 50 bin, 68 bin dolara kadar çıkarken Bitcoin tahminlerinde 100 bin dolar, 500 bin dolar. Hani çok bu dönemki kadar soru işareti akabinde bırakmıyordu. Ama şimdi 68 bin dolardan 18 bin dolar, hatta 17 bin küsur dolara kadar geriledikten sonra şimdi biraz daha işin bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Ben size öncelikle şunu sormak istedim. Hani kripto paralar için sadece Bitcoin özelinde değil, en kötüsünün, en kötünün geride kaldığını söyleyebilir miyiz? Ve şu konuda da fikrinizi almak istedim. Yani 500 bin dolar Bitcoin tahminini siz nasıl yorumluyorsunuz? Novogratz çok ciddi bir milyarder. Galaxy, evet. Digital adında da çok büyük bir fon yöneticisi. Vade vermemiş. Ben de denk geldim bu habere. Bu tip açıklamalar genelde yanılmalarıyla meşhur bizim camiada. Yani bu tip açıklamalar olduğu zaman olmuyor. Şey yapıyorlar yani. Büyüsünü bozuyorlar diyelim. Pek kulak asmamak gerekli bu tip açıklamaları. Çünkü bu tip açıklamalar farklı kişiler tarafından, farklı projeler için farklı zamanlarda ve farklı fiyat aralıklarında yapıldı. Genelde de bunlar tutmadı. Makro marketlerin, dünyadaki trendlerin gidişatı ortadayken de Bitcoin'in böyle devasa bir ayrışma yaşaması çok zor.
Novogratz'dan konu açılmışken yine fiyata döneriz. Bir virgül atmak istiyorum Novogratz'la alakalı. Tabii. Novogratz'ın sol omzunda devasa bir Luna dövmesi var. Yakın zamanda yaptırdı onu da. Ve bu tahmin ettiğiniz Luna yaklaşık 2 ay evvel piyasadan 40 milyar dolar silinmesine neden olan Luna. On binlerce kişiyi zarara uğratan ve bir likidasyon kaskatı başlatan. Bunu ondan sonra Trail of Capital, Celsius, birçok dev yine yatırım fonu ya da girişim sermayesi bizim camiada iflas etti. Ve Luna'nın dövmesi Novogratz'ın kolunda. Yani Novogratz'ın tahminlerine de bir de bu açıdan bakmak lazım diyebiliriz. Yani, geri dönecek olursa. Tabii buyurun. Lütfen buyurun. İki ay önce mi yaptırdı dövmeyi artık? İki aydan daha sonra mı? O tarafta herhalde biraz şey olabilir. İşin rengini değiştirebilir. Ne dersiniz hocam? Önce yaptırdı. Çok önceden yani bir yıllık bir hikayesi var. O zaman evet. Buyurun lütfen. Yanılabiliyor Novogratz. Yanılabiliyor. Evet, bir şey daha ekleyecektiniz ama kusura bakmayın böldüm ben. Buyurun lütfen. Hiç önemli değil. Yani Bitcoin'in dijital altın hikayesi var. O atılım ve narratife sahip Bitcoin. Ama bu bizim camiada çok kabul edilen bir hikaye değil diyebiliriz. Şimdi NFT'ler, Metaverse, DeFi bunların hiçbiri Bitcoin üzerinde olmuyor. Bunların tamamı akıllı sözleşme platformları üzerinde oluyor. Bunların başında da Ethereum var. Solana, Avalanche, Polygon çok fazla akıllı sözleşme platformu var. Bunun felsefesine inecek olursak da hep konuştuğumuz şey fiyat. Yani spekülasyon yapılıyor genelde kripto paralarla. Bu haliyle de sadece fiyat spekülasyonundan ibaret hisse senetlerine benzeyen bir varlık sınıfı gibi algılanıyor. Ama bu bahsettiğim akıllı sözleşme platformları üzerinde çıkan yenilikler aslında bu olguyu reddediyor. Spekülasyonu da kötülediğim anlamı çıkmasın. Metaverse konusunda illa girilir. Metaverse diye bir terim var. Metaverse aslında sanal gerçeklik diye yıllarca burada olan bir teknolojinin devamı niteliğinde bir terim Metaverse. Ama içinde fiyat spekülasyonu da olduğu için yaklaşık bir yılda sanal gerçeklik gözlüklerinin ve sanal gerçeklik teknolojisinin hiç yakalayamadığı bir popülerliğe ulaştı. Yani insanların alım satım yapma iştahı, kar etme iştahı da bir yandan teknolojinin gelişmesinde itici güç oluyor diyebiliriz. Peki burada yani fiyat spekülasyonu demişken geride kalan haftalarda en fazla konuşulan başlıklardan biri de tabii şirket bilançolarında bulunan kripto paralar. Burada kripto paraların geri çekilmesiyle birlikte finansallar üzerinde de etkilerini biz takip ettik birden fazla firmanın. Burada hem Asyalı firmalar vardı, Avrupalı ve ABD'li firmalarda. Tabii bunların böyle en meşhuru, en fazla haberlerde yer alanı tabii doğal olarak Tesla. Çünkü Elon Musk da bu konuyla ilgili birden fazla açıklama yapıp özellikle bir ara kripto paraların fiyatını Elon Musk'ın neredeyse tweetleri belirler düzeydeydi. Şimdi Elon Musk'ın da geride kalan dönemlerde bir Bitcoin alımı vardı ki bunu bilançoda nakdiyle gerçekleştirdiğini görmüştük. Bunun bir realizasyonu gerçekleşti. Ama karda ama zararda o tarafın detayları var. Merak edenler ulaşabilirler Amerika'da SEC üzerindeki o akışlar üzerinden ama ben bu Tesla'nın BTC satışını size de sormak isterim. Bunu nasıl yorumladınız? Nasıl okumak gerekir bu gelişmeyi de piyasa nezdinde? Yine bugün çok ironik dedik yayın esnasında ama evet. Regülasyonların söz konusu olduğu bir sohbette Elon Musk denildiği zaman çok ironi gibi oluyor. Çünkü SEC ile SEC ile başı ciddi belada Elon Musk'ın ve düzenlemelerin olmadığı bizim vahşi batı olarak nitelediğimiz kripto para sektörünü de çok seviyor. Burada istediği gibi at koşturabiliyor. Tweet atıyor, fiyatları manipüle ediyor dediğiniz gibi. Ve teknoloji devlerinin tamamı da Amerika ekonomisiyle beraber küçülme eğiliminde. Ve bu Bitcoin satışlarından da ciddi kar elde ettiler. Likidite ihtiyacımız var diye sattık diyor Elon Musk ama ekliyor bir yandan da işte Dogecoin'lerimiz de var. O da çok seviyor böyle bir şaka olarak üretilmiş coin var. Onunla ürün falan da satıyorlar. Onlara hiç dokunmadık diyorlar. Elon Musk burada önemli bir faktör bu camiada. Hatta bir bilinmeyen bir de nüans ekleyeyim Elon Musk'la alakalı. Bu satışları takip ettiğiniz zaman Mayıs ayının başında satmış. Yaklaşık 1 milyar dolar, 962 milyon dolarlık Bitcoin satmış. Çok ciddi bir miktar. Rezervlerinin %75'i ediyor bu. Evet. Bu sattığı vakit Luna'nın çöktüğü tarihle örtüşüyor. Yani acaba Elon Musk ve Tesla bu satışı yapmasaydı Luna batmış olur muydu ben emin değilim. Çünkü çok ciddi bir paniğe neden oldu. Bitcoin'in düşüşü Luna'nın batmasına kömür taşıdı diyebiliriz.
Çünkü o yarılmayı, o düşüşü Bitcoin'in düşüşünün yarattığı panikte destek oldu. Elon Musk bu açıdan da önemli. Yani marketteki bu düşüş kaskadını başlatmış, başlatma işaret fişeğini yakmış kişi Elon Musk olabilir. Elon Musk'la ilgili diyeceklerim bunlar. Peki burada biraz da blockchain teknolojisi üzerine bir sohbet etmek gerekirse, buranın da blockchain teknolojisinde kullanım alanının gitgide katlanarak genişlediğini görüyoruz. Burada işte hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler tarafından oldukça tercih edilmeyi sürdürüyor. Bunun için ne dersiniz? Hatta bu konuyla ilgili de sizin de bir yazınız da vardı. O tarafında fikrini almak isterim sizden yazıyla ilgili. Tabii çok güzel bir soru bu. Birçok kurum bunun farkında, yeni bir varlık sınıfı, anlayan kişi sayısı çok az. İşte regülasyonlar geliyor, neye göre yapılıyor belli değil. Yetkin eleman sayısı çok az. Çok örnek verdik bugün. Yine bir örnek üzerinden anlatayım. Coinbase'in başına gelen bir olay var. Bir çalışanı Coinbase'in ekleyeceği projeleri daha evvelden bilip bunu insider trading olarak, yani kendi değerlendirip kar elde ediyor. Dava açıyor buna. Yine SEC. Daha sonra SEC diyor ki sizin bu davadan nemalanıyor ve diyor ki listelediğiniz 25 projeden 9 tanesinin yasalara aykırı olduğunu düşünüyoruz diyor. Bunlar menkul kıymet gibi değerlendiriliyor. SEC kendini yetkin olarak görüyor. Ve güzel bir şey bu. Nasıl değerlendirdiklerini de bilmiyoruz. Ama diğer yandan bakıyoruz, yine diğer bir lider borsa, Amerika'da da çok aktif olan bir borsa, Kraken. Kraken'ın da ile ilgili de şöyle bir iddia var. Ona da bir başka regülatif kurum CFTC dava açıyor. Sizde 1500 tane İran kullanıcısı var diyor. Şimdi SEC'in yetkin olduğunu iddia ettiği bir camiada, yılların belki de en eski borsalardan bir tanesi Kraken, kendi kullanıcıları arasına ambargolu ülke kullanıcılarını da almışlar. Yani onlar bile yeterince yetkin değil aslında bakarsanız, Kraken bile. O yüzden genç arkadaşlara buradan da bir çağrı, bir öneri olsun. Yani sadece alım satımdan ibaret bir market yerine burayı bir endüstri, gelişmekte olan bir endüstri olarak görmeleri oldukça faydalı olacaktır. Buradaki iş olanaklarını değerlendirmeleri onlar adına da çok faydalı olacaktır. Şimdi burada son olarak sohbetimize de bir raporla sonlandırmak isterim. Orada da TechNavio. Burada derler ki Metaverse tarafında gayrimenkul satışlarının yıl 2026'ya geldiğinde 5 milyar dolara ulaşacağını söylerler. Yani bu da günümüzden birleşik bir şekilde bakarsak gelecek dönemlerde her yıl %62'lik bir büyüme bekledikleri bir sektörden bahsediyoruz. Bu büyümenin büyük bir kısmının Kuzey Amerika'da gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Ki bizim de Türkiye'de de bu konuya tercihin oldukça yüksek olduğunu düşünürsek, Metaverse'deki gayrimenkul satışları için ne dersiniz? %62 çok ciddi bir büyüme oranı ve 5 milyar dolarlık bir pazardan bahsediliyor. Metaverse çok hassas bir konu. Ben bununla alakalı Bloomberg HT'de bir yazı yazdım. Hala da güncelliğini koruyor. İzleyiciler okuyabilir. Ama dediğim gibi halihazırda var olan teknolojiyi modifiye eden bir terim Metaverse. Ben açık söyleyeyim, rapora katılmıyorum. Yani yıllık %62 büyüme müthiş bir rakam. Ve birleşik bir büyüme yani. Müthiş bir rakam. Evet. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben de Wyoming'de, yine Amerika'da, gerçek bir arazinin NFT'sini satın aldım ve bu bir metaverse gibi değerlendirebilirsiniz bunu ve ben bunu değerli görüyorum. Yani NFT'lerin, metaverse'ün dijital bir sertifika ya da bir arazinin sahipliğini kanıtlayacak tapu olmasına çok kıymetli buluyorum. Ama bunun yanında var olmayan bir araziyi kullanıcılara satmak ne kadar sürdürülebilir ondan emin değilim. Biraz da şey gibi geliyor bu. Yani Sülün Osman'ın Kız Kulesi'ni satması gibi de geliyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Aynı da şu uyarıyı da yapmak lazım bence. Bir evvelki boğa piyasasını takip eden boğa piyasasında ilk 200 projeyi değerlendirdiğimiz zaman sadece 26 tanesi eski dolar değerine ulaşabilmiş. Yani %87'si kullanıcılara para kaybettirmiş. Tabii ki de çok adapte olmuş oyunlar var camia içerisinde. Bunlar o oyun içerisindeki araziyi satıyorlar. O araziyi de erken dönemde almak, çok güzel manzaralı bir arazi almak gibi hissettiriyor olabilir. Ama Kız Kulesi hikayesi de kulakta küpe olması gereken hikayelerden bir tanesi bence. Avalanche Foundation yöneticisi Dr. Artunç Yıldız'la hocam çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız ve güzel sohbetinizden dolayı
Çok teşekkürler. Böylece bugünlük de kripto para programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte tekrardan görüşmek üzere diyelim. Reklamlardan sonra piyasa hattında Güzem sizlerle birlikte olacak.